oturumu yapmak için iyi hissetmek zorunda değiliz. Bu böyle olabiliyor. Hastayken de anda olabilmemiz lazım. İşler iyiyken de anda olabilmemiz lazım. Tabii yani bir yere kadar, hani hiç sesim çıkmasa belki iptal ederiz ama olabildiğim kadar burada olacağım. Hoş geldiniz. Bu hafta önceki iki oturumda başımıza bela açan şeyleri konuştuk. Başımıza bela açan şeylerin ne olduğunu. Daha sonra başımıza bela açan şeylerin başımıza nasıl bela açtığını konuştuk burada. Hani kırmızı hapı yutacağız demiştik. Yine gelmişsiniz, sağ olun. Ağzımızın sulanması için gerçek bir limona gerek yok demiştim. Ve bunu burada konuşmuştuk. Ağzımız sulanmıştı. Ben yine limonu koyayım. Bu limon bize çok kapı açacak. Bizim yanımızda bulunsun. Ama artık limonun benim ağzımı sulandırması için benim gerçek bir limona ihtiyacım yok. Bunu kaynaşmayla yapıyoruz. Kelimeler işaret ettikleri şeylerin ya da deneyimlerin yerine geçiyor. Matrix gibi dediğimiz şey bu. Ve bu kaynaşma inanılmaz güçlü bir beceri. Bu kaynaşma benim çok işime yarıyor. Önümüzdeki hafta kaynaşmanın başka bir etkisini konuşacağız. Acıyla temas ederken bu hafta kabulü konuşacağız daha çok. Kontrole biraz değineceğiz. Ama bu kaynaşma bizim için çok faydalı bir beceri. Çünkü bu dil becerisi sayesinde ben hiç gidemeyeceğim yerlere gitmeyi hesapladım ve gittim. Hiç göremeyeceğim yerler hakkında bilgi sahibi oldum. Kaplanın benim için tehlikeli olabileceğini ya da bir kaplanın bana zarar vereceğini gerçekten bir kaplan görmeden öğrenebiliyorum. Bu müthiş bir şey. Fakat aynı şekilde bu dil, kaynaşma ve kelimeler bazen bir karenin içine beni hapsedebiliyor. Kelimeler kimi zaman gerçeği, hakikati işaret edebiliyor. Ama aynı kelimeler bazen gerçekle aramızda bir perde oluşturuyor. Hani bu rezil olacağım vardı geçen hafta, değil mi? Yani o kelimelere inanmak. Matematik kitabı ya da felsefe kitabıyla karşılaştığında bir kişi, benim daha çok felsefede başıma geliyor bu. Özellikle Nietzsche okurken mesela. Okuyan kişinin aklına şöyle bir düşünce düşebilir. Anlamayacağım. Daha önce söylemiştim. Nietzsche çalışan bir arkadaşıma demiştim. Ya Ahlakın Soykütüğü'nde 10 sayfa aralıksız hiçbir şey anlamadım. Dedi ki olur öyle. Biz de anlamıyoruz bazen. Anlamıyorum, anlamayacağım diye diye okumaya devam edenler Nietzsche okuyabiliyorlar. Bu yağmurun altında yürümek işte. Ama eğer bir çocuğu düşünelim, matematik kitabını açtı ve anlamayacağım düşüncesi geldi. Hatırlıyor musunuz geçen hafta kaynaştığımızı? Nereye baksa o, el onun dünyası olmuş. Ve anlamayacağım düşüncesine inandığı zaman çocuk kitabı kapatacak. Sanki gerçekten anlamamış gibi. Gerçek bir limona ihtiyacımız var mı? Yok. Gerçekten matematikle temas etmesine gerek var mı artık? Yok. Kesinlikle anlamayacak artık. Bir ihtimal anlayabilirdi ama artık kesinlikle anlamayacak. Bir diğer perde şöyle bir örnek olabilir. Sevmek kelimesi ve sevmek eylemi. Bunlar aynı şeyler mi? Kelime diğer eylemin işlevlerini kazanmaya başlıyor. Sevmek dediğimiz şey sözel bir şey değil. Sarılmak, birbirini dinlemek, birlikte vakit geçirmek. Taraflardan biri diyor ki beni hiç sevmiyor musun? Seviyorum, söylüyorum ya diyor. Gerçek bir limona gerek var mı diyor. Seviyorum diyorum işte diyor. Ya da şiddet uyguluyor. Ertesi gün çiçek yolluyor ve kelime gönderiyor. Seni seviyorum. Diyorlar ki sen niye bu şiddete maruz kalıyorsun? Ama seviyorum diyor. Kelimeler o kişinin yaşadığı sıkıntıyı görmesini engelleyebiliyor. Eylemle başka bir şey yapıyor kişi. Ağzıyla seviyorum diyor. Hani fiziksel dünyaya, sözel dünya baskın gelecek dedim ya. Bazen seviyorum sözcüğü, kelimesi bayağı baskın geliyor. Bunlar işte dilin karanlık tarafları. Peki dil bizi nasıl etkiliyor? Hani konuşurken ben şunu da söyleyeyim. Üçüncü dalga davranışçılar bir dil kuramı üzerinden gidiyorlar. Buna relational frame teori diyorlar. Bu ilişkisel çerçeve teorisi diye Türkçe'ye çevrilebilir. Burada bu kelimelerin gücü ele geçirmeleri ve bizim türetmemizle ilgili şunu söyleyebilirim. Doğrudan deneyimleri yaşamamıza gerek yok. 16 aylık insan yavrularına
Çünkü o zaman sözel canlı olmaya başlıyorlar. Ben öğretirsem o insan yavrusuna şu kare bundan küçük. O insan yavrusuna ayrıca şunu öğretmeme gerek yok. Bu kare bundan büyük. Onu zaten türetiyor. Bana diyeceksiniz ki bunda ne var? Bunda bir şey yok. Bu suyun kendisi de inanılmaz önemsiz görünen bir şey. Ama bu aynı çift yönlülüğü primatlarda gözleyemediler 30 senedir. Gözleseler bir şey olur mu? Olmaz. Ama sözel varlığı değiştiren şeylerden bir tanesi bu. Bir şey öğrettiğimiz zaman insana başka şeyler türetmeye başlıyor. Eğer ben desem ki şu kare bu karenin 4 katı ve desem ki bu karenin fiyatı 5 lira. İnsan yavrusu ya da insan diyecek ki diğer kare 5 liradan pahalı olmalı. Hatta belki diyecek ki bu 20 lira olmalı. Doğrudan bir şeyleri benim artık her şeyi tek tek öğretmeme gerek yok. Ben ona öğrettiriyorum. Hani hayal gücünü kullanmam gibi dille ona düşündürtmeye başlıyorum. Şimdi kızımı ben gözlerken hani kızımdan öğrendim dedim ya. Sözel varlığa nasıl dönüşülür? Kızımı gözlüyorum. 16 aylık olmuş artık hani. Ne zaman göreceğiz bu türetmeleri diye. Bir gün arabadayız. Kayınvalidemlere gittik. Ve kızım artık hani konuşmaya başlamış. Geçen hafta demiştim ya artık kelimeleri duyuyoruz diye. Dışarıdan bir ses geliyor. Araba diyor. Arabayı görüyor mu? Yok. Artık kızım araba duymaya başladı. Bir havlama sesi var. Köpek diyor. Belki dışarıda bir tane adam var. Teybi sonuna kadar açmış. Bize araba sesi dinletiyor. Ama yok. O diyor ki dışarı araba var. Ben duydum artık diyor. O sesin artık bir cismi var. Bir tane köpek gördü çocuk parkında. Böyle küçücük bir köpek. Kendi otokoltuğunda oturuyor. Köpeğe baktı şöyle. Köpek dedi. Aa dedik biz de seviniyoruz. Hani artık tanıyor. Ve sonra şöyle yaptı. Hav hav. Aa dedik taklitini de yapıyor. Küçük köpeği. Sonra akşam döndük yemekten. Evimize gideceğiz. Arabaya bindik. Bahçede adam, başka bir adam bir köpek gezdiriyor ama at. Böyle kangal, kocaman. Canavar gibi bir şey. Kızım baktı şaşkınlıkla. Dedi ki köpek. Ve sonra durup şöyle yaptı. Köpek hiç avlamadı hocam. Belki köpek miyavlıyor olamaz mı? Olabilir. Başlangıç zihni dediğimiz şey bu. Belki ötecek köpek. Gıdaklayacak. Belki de normal. Korkarım o ayrı bir şey. Ama hiç köpek havlamadan kızım diyor ki bundan hav hav sesi çıkıyorsa bundan hav hav ses çıkacak yani. Uyaranı işlevini dönüştürüyor. Transformation of stimulus function diyorlar buna. Buradaki en kritik nokta şu hocam. Kızımın tahminleri çok yüksek oranda isabetli olacak her zaman. Dil çok güçlü bir şey. Her zaman işe yarayacak gibi görünecek. Ama bir yerlerde bazen işe yaramayacak. Ve kızım bunu fark etmeyecek ve sürekli oraya kafasını vuracak. Bu böyle olmalıydı ama diye. Yeni ihtimallere kapanmış olacak. Çünkü dil aracı inanılmaz iyi çalışıyor. Yani inanılmaz iyi çalışması şu medeniyeti kurmamızı sağlıyor ama bizi de bataklığın içine sokan şeylerden biri bu. Ve burada biz dille temas ettik. Bugün işte dile müdahaleyi biraz konuşacağız. Antik Yunan'da şöyle bir laf var. Çok güzel bir söz. Savaşın korkusu savaştan beterdir diyor. Yani bir savaş yaşamalarına gerek yok. Tahmin ediyorlar. Yani kavga böyleyse savaş böyledir diye. Ve yüksek ihtimalle depresyonun korkusu da depresyondan daha kötü bir şey. Daha korkutucu bir şey. Onun için insanlar o kadar korkuyorlar ki korkmaktan korkuyorlar, kaygılanmaktan kaygılanıyorlar. Depresyona girersem diye depresyona giriyorlar. Ve duygunun korkusuyla, yani duygunun korkusuyla yaşamak istemiyorsak, o korkudan kurtulmak istiyorsak, korkunun duygusuyla temas etmemiz gerekecek. Onu konuşacağız. Ve gerçekte hayaletler yoksa, hayalet bir kelime çünkü, ama deli gibi korkuyor çocuklar. Momo da geçen hafta konuşmuştuk. Değil mi? Yaratık. Eğer hayalet kelimesinden korkmayacaksa, karanlık odaya girip beklemesi gerekiyor. Bu mesaj da hiç sempatik bir mesaj değil çocuğa verilecek olan. Acıyla temastan kastımız bu. Ancak o hayaletin korkusundan işte o karanlıkla temas ederek çıkabilecek. İyi hissederek değil. Geçen hafta dile temas ettik. Bu hafta kabulle birlikte dile müdahale edeceğiz. Bir sonraki haftada artık hem kabulü hem mesafelemeyi kullanarak duygusal acıyla teması ve bataklığı konuşacağız. Ona hazırlanmış olacağız.
Benim geçen haftaki oturumda eleştirdiğim şey hocam, şu merkez dogmadan bahsetmiştim ya, düşünceler davranışların nedenidir, sürekli iyi hissetmeliyiz falan filan. Bunların içerikleri değil. Benim eleştirdiğim nokta, bunlar doğal nedensellik değil hocam. Doğa kanunu değil bunlar. Bunlar sözel nedensellik. Bunlar toplumsal sözleşme. Bu ikisi birbiriyle karıştığı zaman sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Ve davranışsal esnemede ya da üçüncü dalga davranışçılar varlar, oradan gelen bir şey ama ben başka insanların adına konuşmaktan hoşlanmıyorum. Bu bilgisayar programcılığında da böyledir. Bir sentez oluşturuyorsanız altına bir adınızı yazarsınız. Ben kendi adıma konuşmak istiyorum. Davranışsal esnemeden benim hedeflediğim şey şu. Haz ve tüketim toplumunun ya da iyi hissetme toplumunun bu dünya varsayımı tek dünya ihtimali değil. Bunu sarsabilmek. Önemli olan bu. Ve davranışsal esnemeyi de ben şöyle düşündüm. Sözel organizmalar için alternatif açık kaynak bir işletim sistemi. Ve Android gibi olsun istiyorum, Linux gibi. Onların sloganı süper. Be together, not the same. Bir arada olun ama aynılaşmayın. Dolayısıyla iyi hissetme toplumunun şu merkez dogması bir mecburiyet değil. Bir seçim. Ve bu seçimle yaşamak isteyen insanlara da ben saygı duyuyorum. Çünkü neden? Başka bir dünya mümkün. O da onun dünyası olsun. Ama sonuçları böyle olabilir. Onu uyarıyorum. Dolayısıyla ben diyelim ki konuştum ve herkese ikna ettim ve biz bir dünya kurduk. Birileri çıkıp diyecek ki başka bir dünya mümkün. O benim kardeşimdir işte. Aynı şeyi söylüyor aslında. Onlar kursa biri çıkıp diyecek ki başka bir dünya mümkün. Başka bir dünya mümkün ad infinitum. Sonsuza doğru gidecek bu. Bir soru sormak istiyorum size. Birden fazla işletim sistemi kullanan var mı aranızda? Ne kullanıyorsunuz hocam? Linux ve Windows. Başka? Hocam siz? Linux. Masaüstü bilgisayar ve cep telefonunu birlikte kullananlar var mı aranızda? Masa üstünde çoğu kişi Windows kullanır. Windows mobil kullanan var mı aranızda? Dolayısıyla aslında biz günümüz dünyasında mobil aletlerle bir arada yaşıyorsak neredeyse hepimiz aynı anda birden fazla işletim sistemi kullanıyoruz. Android'de bir Linux. Ve ben 4 farklı işletim sistemiyle temas ediyorum günlük hayatımda. iOS'le, Android'le, Macintosh'la ya da Windows'la. Burada şunun esprisi şu hocam. Bir kişi tek bir işletim sistemi kullanıyorsa şöyle diyecek. Bilgisayar böyle olur zaten, başka türlü olmaz. Dolayısıyla kullandığı işletim sistemi Windows'sa, çünkü ben çocukken DOS'la başladık işe, sonra Windows geldi ve Windows Türkiye'sinde yaşadık uzunca bir süre. İnsan şöyle diyecek, yani Windows olur, başka bir şey olamaz ki bu bilgisayar diyecek. Dolayısıyla o Windows onun karesi olmaya başlayacak. Windows eğer mavi ekran veriyorsa onunla yaşayacak yani. Başka türlü olamazdı zaten bilgisayar diyecek. Onun gereksiz ızdıraplarıyla yaşayacak belki. Ve tek bir işletim sistemi görmüş bir insana biz işletim sisteminin ne olduğunu anlatamayacağız. Ve o onu sorgulayamayacak. Eğer kişi bir işletim sistemi kullanırken, mesela Windows kullanıyor ve sonra Macintosh'a geçti. Sadece ikinci bir işletim sistemini öğrenmeyecek. Üçüncü bir şey daha öğrenecek. İşletim sisteminin ne olduğunu öğrenecek. Onu görmeye başlayacak. Benim davranışsal esnemede yapmaya çalıştığım şey bu. İyi hissetme toplumunu bir kenara atın ve bununla yaşayın demiyorum. Böyle bir işletim sistemi var. Ben de böyle bir işletim sisteminde yaşıyorum. İşletim sistemi böyle bir şey. Siz de isterseniz başka bir işletim sistemi kurabilirsiniz. Ama başka bir işletim sistemi kurana kadar bunu kullanabilirsiniz. Çünkü açık kaynak. Sonra istediğiniz gibi bunu değiştirirsiniz. Tıpkı Linux'ta olduğu gibi. Çünkü eğer kişi sadece Windows ve Macintosh'la temas ederse yine bazı şeyleri sorgulayamayacak. Çünkü diyecek ki işletim sistemi ücretli olmalı. İşletim sistemi böyle olur. Ama eğer Richard Stallman'ın GNU'suyla ya da Linus Torvalds'ın Linux'uyla karşılaşırsa daha temel bir şeyleri sorgulayacak. İşletim sistemi ücretsiz olabilir, açık kaynak olabilir, işbirliği içerisinde olabilir. Gittikçe ayrışabilirler mi o zaman? Tabii ki. Ya şu anda da zaten baktığımız nasıl şeyde. Nasıl bir araya gelirler? İnternetle bir araya geliyorlar hocam. Yani yani Android'in yaptığı düşünün, farklı farklı telefonlarda, farklı farklı şekillerde insanlar iletişebiliyorlar. İşletim zaten belki çoklu dünyaya geçeceğiz yani. Tek merkez değil. Zaten hani hackerların söylediği de odur. Tek merkezin kırılması. Hani distribution diyorlar belki. Herkesin işin içine dahil olduğu bir şey. Dolayısıyla buradaki işletim sisteminin ya da davranışsal esneminin amacı iyi hissetmek değil.
Duygusal acıyla teması arttırmak, gereksiz acıyı azaltmak, değerlerle yaşayabilmek. Eğer bir insanın hayattaki amacı iyi hissetmekse bu grup onun için yine yanlış bir grup değil. Çünkü üzgünüm, mutlu olmak istiyorsak yine acıyla temas etmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü mutluluk hiçbir zaman yalnız gelmez. Eğer bir ilişkiniz varsa ayrılma ya da terk edilme ihtimaliniz vardır. Eğer bir işiniz varsa kovulma ihtimaliniz vardır. Hep tam paket gelir. Mutluluk hep getirir arkadaşının yanında. Bak bu da var diye. Çünkü tek şişe her şey. Şimdi bir alıştırmayla biz başlayalım. Bu alıştırmadan önce sizi uyarmam lazım. Yine tuhaf bir alıştırma ama yavaş yavaş alıştırmalar tuhaf gelmemeye başlayacak umarım. Bu alıştırma sırasında benden tiksinebilirsiniz. Nefret edebilirsiniz. Bana öfkelenebilirsiniz ama benle birlikte kalın. Hani eğitim kendini içeriden koruyacak demiştim ya. Eğitim içeriden koruyacak kendini hem de sizin kendi sesinizi de koruyacak. Bırakın konuşsun. Çünkü muhtemelen benimki de konuşacak otomatik pilotum. Benle birlikte kalın. Öfkenize de bakın oluyorsa. Bu alıştırmayı bir yapalım önce. Hazırsanız başlayalım. Bu dünyada ne kadar adaletsizlik ve haksızlık varsa hepsini kabul ediyorum. Bu dünyada ne kadar savaş varsa hepsini kökten kabul ediyorum. Ne kadar cinayet, kadın cinayeti, erkek cinayeti, hayvana uygulanan zulüm, hepsini kabul ediyorum. Pek çok insanın sağlık hizmetlerine ulaşamayabileceği ihtimalini kabul ediyorum. Ben 2012 senesinde bir sene kadar işsizlik yaşadım. Ve çok zor bir şey. Ve işsizlik yaşayan pek çok gencin tam da işlerine yarayacak bu bilgileri ulaşamayacaklarını kökten kabul ediyorum. Bu söylediklerimin arasında size tuhaf gelen var mı? Ha? Olmasaydı ben bunu kabul edemem dediğiniz şeyler var mı? Ben tamam. Şu tarafa doğru da alabiliriz ya da o tamam. Biraz rahatsız olduğum için çok yüksek sesle şey yapamıyorum. Ha o mikrofon şey değil. Yani kayıt için var. Ben yine biraz bağırmaya çalışacağım ama. Evet biraz daha öne belki sonra yaklaşılabilir. Bu saydığım şeylerin hepsini şaka değil kökten kabul ediyorum. Ve bugün hep birlikte kabulü konuşacağız. Kökten kabulle ilgili hani bu radical acceptance da diyorlar. Şöyle bir şey diyor Stephen Hayes. Kökten kabul hamilelik gibidir. Ya vardır ya yoktur. Yarı hamilelik diye bir şey yoktur diyor. Aslında kökten kabul diye de bir şey yoktur. Kabul ya vardır ya yoktur. Kabulün kendisi köktendir. Ama eğer ben burada kabulü kabul edemiyorsam, samimiyetle söyleyeyim, ilk çalışmaya başladığımda beni zorlayan becerilerden biri de kabuldü. Kabul etmeyi kabul etmekle ilgili bir sıkıntım vardı. Ve çoğu insanın belki psikologlarla temas ettiğinde ya da kendi hayatının zorluklarında kabul etmekle ilgili bir sıkıntısı oluyor. Ama bir yandan da geçmişin yani kadim bilgiler diyorlar ki kabul et. Ve bir çatışma yaşamaya başlıyoruz. Yani terapilerde şöyle oluyor. Mesela biri geliyor, terapide terapist diyor ki ya kabul etmelisiniz. Kabul edemiyorum diyor. Kabul etmelisiniz diyor. Ama sonra bu sefer terapi süpervizörüne gidiyor. Ya nasıl kabul edecek bunu? Süpervizör diyor ki hayır kabul etmeli. Sonra süpervizör gidip ailesine diyor. Ya bunu nasıl kabul edecekler? Akşam ebesi gibi bir şey. Dolayısıyla kabul etmede topluca zorlanıyorsak eğer, burada dilde, suda bir sorun olabilir.
Dolayısıyla ben bilgisayar programcısı ya da bir hacker gibi düşünmeye başlayacağım. Acaba bir anlam kayması olabilir mi? Acaba sistem bir hata yapıyor olabilir mi? Acaba dilde bir sıkıntı olabilir mi? Eğer ben bunu sorgulayabilirsem işte karenin dışına çıkacağım. Bir sansürü aşmış olacağım. Oblivion diye bir film var Tom Cruise'un. Daha önce yazmıştım da o eğitim programında. Vaktiniz olursa muhakkak seyredin hocam. Özellikle bir sonraki hafta çok işimize yarayacak. Ama buradan çok şey göreceksiniz. Şimdi bu hafta ben spoiler vermiyorum. Ama haftaya çatır çatır vermeye başlayacağım. Çok güzel bir film o. Oblivion. Şimdi şöyle bir sorun var hocam. Bir eski mesaj var. Bir de yeni mesaj var. Yani eskiden bir deneyim aktarması bana doğru geliyor. Binlerce yıldan. Bir de yeni anlam. Benim ondan anladığım bir şey var. Ve bu ikisi birbiriyle çatışmaya başlıyor. Aralarında bir çelişki oluşmaya başlıyor. Bu nesilden nesile kulaktan kulağa oyununu hem kitapta yazmıştım hem Instagram'da, Facebook'ta da bulabilirsiniz ama kısaca anlatayım size. Yani dilin bu nesilden nesile kulaktan oyunu, kulaktan kulağa oyunu nasıl muazzam bir şey. 1960'ların başında babaannem Antakya'da babamları uyarıyor. Akşam eve geç gelmeyin diyor. Yoksa sizi şişe geçirir, kebap yapar yerler diyor. Bunu duyduğumda ben kulaklarıma inanamadım ya. Bir insan çocuğuna bunu nasıl söyler? Baba dedim bu nasıl bir şey olay? Ve yani babaannem bir insandı. Bence çok iyi bir insandı. Ama işte bunu söylüyor çocuğuna. Yani ama korkutmak isterseniz çocuğunuzu böyle mi korkutursunuz? Hani başına bir şey gelir dersiniz. Hani şişe geçirecekler, kebap yapacaklar. Ve daha sonra babamın çok sevdiği bir kitap vardı. Onu kütüphanesinden aldım. Emin Maluf'un Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri. Gayet güzel bir kitap. Ve babam onu defalarca okumuş, sürekli de anlatır evde. Kitabı okurken 1099 olması lazım. 11. yüzyılın tam sonlarında Haçlılar, Frank ordusu Antakya'ya giriyor. Ve Antakya'yı kılıçtan geçiriyorlar. Her yer kan. Ve işlerini bitirdikten sonra mağara denen şehre doğru yürüyorlar, komşu. Fakat sefalet içindeler ve açlar. Ve yetişkinleri kazanlarda kaynatıp bebekleri şişe geçirip kebap yapıp yiyorlar. Bu Emin Maluf'un kitabında yok sadece. Batı'daki üniversitelerin kaynaklarında var. Frank tarihçiler yazmış bunu. Bunu okuduğum an beynimde şimşekler çaktı. Tak. Kitapla koştum babama. Baba dedim şurayı bir oku. Okudu. Evet dedi bu çok ilginç bir olay. Baba dedim babaannem hani sana şöyle demiştin ya hatırlıyor musun? Evet. Bu o olay mı dedi. İnanılmaz bir şey. 900 sene geçmiş. Onlarca anne bu travmayı aktarmış. İnanılmaz. Ve babaannem ne dediğinin farkında değil. Yani sinir sisteminden transmitterlerin geçişi gibi. Evladına söylüyor panikle. Dilin gücü. Bu inanılmaz bir şey. Ve babaanneme soramadık bunu çünkü Alzheimer olmuştu çoktan. Ama sorsak muhtemelen olaydan hiçbir haberi olmayacaktı. Ne diyecek? Tabii tabii Frankler geldi böyle yaptılar mı diyecek. Muhtemelen şok olacaktı o da. Bu ben sözlük üzerine çalışıyordum ama etimolojik sözlüklerin üzerine daha yoğun çalışmamı sağlayan şeylerden bir tanesi bu olay oldu. Hep böyle baktım. Bu kelime aktarılmış gelmiş. Anlamı kaymış olabilir ama bu kelimeyi bize binlerce sene önceden aktarıyorlarsa, binlerce sene önce bu kelimenin anlamı neydi? Şimdi ne? Dolayısıyla insanlar sözlük okumaya başlıyorlarsa bir şeyler değişecek demektir. Çünkü sözlükle değiştiriyorlar dünyayı. Dolayısıyla bu böyle aktarıla gelmiş. Ve kabul kelimesi de bize böyle aktarılarak geliyor. Ama burada bir kayma mı oldu? Benim buna bakabilmem lazım. Bu açıdan benim için önemli. Ya çünkü şöyle düşünelim hocam. Kabul kelimesi. Hani I agree yazıyor ya şeyde işte web sitelerine falan girdiğimiz zaman. Onu kabul ediyorum diyor yani. Kabul kelimesiyle onay kelimesini, razı olmanın birbirine yakın olması tuhaf geliyor mu size? Sanki benzerler değil mi?
Ve sanki ben şöyle demişim gibi algılanıyor belki az evvel. Ne kadar kadın cinayeti varsa onaylıyorum. Ama kökten yani hepsini onaylıyorum. Bu inanılmaz itici bir şey oluyor. Terapiye gidiyoruz. Psikologdan ya da psikiyatristten yardım alacağız. Diyor ki bize kabul etmelisin. Onaylamalısın diyoruz. Ve karşıdaki direniyor. Bu çok haklı bir direniş. Direnen haklı. Ama yardım etmeye çalışan da yardım etmeye çalışıyor ama aradaki bozuk olan şey dil. Bunu orada görememeye başlıyoruz. Dolayısıyla sistem çökmeden önce benim sistemi çökertmem lazım. Kırmam lazım hacker gibi. Ve bu sistem böyle bir sistemse hackerların işi daha kolay oluyor. Saldırı her zaman daha kolay. Ve bir sözel kaza yaşanıyorsa benim bunu tanımlamam lazım. Bazı kritik kelimelerle ilgili ben sıkıntı yaşıyorsam hocam, buna operational definition diyor davranışçılar. İşlemsel tanımlama. Benim tanımlamam lazım. Eğer benim tanımlarım örtük olursa, ne kadar örtük olursa o kadar çok manipüle edilebilirim. Suyumla o kadar oynayabilirler. Çünkü ben bir sudan bir haberim artık. Ve iyi hissetme toplumu. Reklamlarda, dizilerde, pop şarkılarında. Bu arada Murat Akay'ı dinlediniz mi? Tavsiye ediyorum. Çok güzel bir mesafeleme alıştırması. Murat Akay dinlemek. Murat Akay. Kedimi çaldılar, kutuya koydular. Tavsiye ederim. Bu popüler kültürde ne kadar güçlüyse, yani reklamlarda, dizilerde, iyi hissetme toplumun popüler kültürü ne kadar güçlüyse, çok zayıf oldukları bir yerde sözlükler. Oblivion seyrederken radyoaktif alanlara bakın. Kimse sözlük okumuyor ki. Ne gerek var ki? Bir sözlük okusa insanlar suyla oynamaya başlayacaklar. Güncel sözlükte hiç kabul anlamına baktınız mı kabul kelimesini? Ben size söyleyeyim. Ali Püskülloğlu'nu kullanıyorum ben. Onun sözlüklerini. Yani güncel sözlük olarak. İsteyerek ya da istemeyerek uygun bulmak, rıza göstermek, hoş görmek. Yani ne kadar kadın cinayeti varsa uygun görüyorum. Ne kadar bu cinayetlerden insanlar ceza almadan paçayı sıyıracak, yani sıyırıp kurtulacaklarsa istemesem de hoş buluyorum. Hoşuma gidiyor. Böyle tuhaf bir şey olmaya başlıyor bu. Razi'ye ben baktım, onun çok içinden çıkamadım. Çünkü razı diyorsunuz, anlamadım, rıza göstermek diyor. Bu böyle çıkmaz sokaklar var bazen. O yüzden hani onaylamakla, hani çünkü onaylamak kelimesi Türkçeden geliyor. Unamak gibi, una. Beğenmek, işte yine razı olmak diyor. Onayda mı? Şimdi etimolojiden zaten izni süreceğiz. Belli bir noktaya ulaşmış olacağız. Dolayısıyla eski bilgelerle kültürel bilgi birikimi bana kabul et diyor. Ama ben bu şartlar altında kabul edemem. Ve kabul edemiyorum. Şimdi bilgi aktarılıyor ya, geçmişten geliyor. Ve yeni mesaj, yani yeni nesil, algılayamıyoruz bunu diyelim. Bunu yani metaforik olarak anlatabileceğim doğrudan bir olay şu yaşandı. Kızım 2 yaşındayken bir tane oyuncağı var, böyle içinde halkalar var. Hava kabarcıklarıyla suyun içerisinde böyle halkayı takıyorsunuz. Yani eskinin atarisi, dijital değil. Bununla oynuyor. Fakat çatlamış bir yerinden, suyu akmış. Geldi bana gösterdi, baba dedi. Bu dedi. Baktım, suyu gitmiş dedi. Bunu bir hallederiz dedim. Dedeye gidelim. Çünkü babamın eli daha yetenekli. Ben iyice bozabilirim. Gittik dedesine. Babam da baktı böyle. Dedi, bir şey olmuş. Hadi ver onu bana, sana tamir edeyim dedi. Neden bilmiyorum, kızın tamir kelimesini duyunca inanılmaz bir şekilde ağlamaya başladı. Diye. Kızım ver tamir edelim. Vermiyor. Ver tamir edelim şunu. Yerde yuvarlanmaya başladı. İnanılmaz bir şey. Bozulmuş oyuncağı. Bize gösteriyor. Yardım istiyor. Biz de diyoruz ki ver tamir edelim. Başlıyor ağlamaya. Allah bilir tamirden ne anlıyor. Bir şey anlıyor olması lazım değil mi? İnanılmaz bir şekilde direniyor. Ve diyor, olmadı öyle bir şey daha önce. Ve ben istesem, tamam mı? Yani güçlüyüm ondan. Elinden söker alırım oyuncağı. Bir şekilde tamir ederim ama deli gibi ağlar. Ve ben kızımı tanıyorum. Veririm ona oyuncağı. O oyuncağa bakmadan yere böyle çat diye atar. Yine kırık olur o. Yapar bunu.
Ve bıraktık oyuncağı. Tamam mı? Çünkü önemli olan aramızdaki ilişki. Ve şu anda kızım tamirden bir şey anlıyor. Tamam mı? Orada bir anlam kaymış. Ve kızım 2 yaşında olduğu için o zaman ben ona bir dilsel müdahale de yapamıyorum. Bizim buradaki avantajlarımızdan bir tanesi şu. Suyu fark edebilirsek dil becerimizi kullanarak daha fazla müdahale yapabiliriz. Şuraya azıcık açacağım. Etimolojisine baktığımız zaman kabul kelimesinin kök olarak yani Arapçadan geliyor. Ve kabul birinci anlamı almak demek. İkinci anlamı benimsemek demek ama temel anlamı almak demek. Ve Arapçada köküne gidiyorsak eyleme doğru gidiyoruz. Ve kabila diye bir eylemle karşılaşıyoruz. Bu eylemin karşılığı çok ilginç hocam. Kabila şöyle demek. Yüz yüze geldi. Yüzünü döndü, yüzleşti. Ve hesaba kattı. Anlam bu. Dolayısıyla köküne indiğimiz zaman anlamın, bu anlam, çünkü bana şeyi de sormuşlardı, Sanskritçe'de ne demek? Yine kabul gibi bir ses. Ben bilmem, hani çok araştıramıyorum onu ama işte Wiktionary'den baktığım kadarıyla. Yine benzer bir şey. Yani Buda'nın söylediği çok farklı bir kabul değil. Ya da bizim Anadolu'daki bilgi birikiminin söylediği kabul farklı değil. Köküne indiğimiz zaman kelimenin taşınmış ama anlam kaymış. Anlam kaymadan baktığımız zaman hiçbir çelişki kalmamaya başlıyor. Dil bozulmuş hocam. Anlam kaymış. Benim demek istediğim şu. Ne kadar kadın cinayeti varsa hepsine yüzümü döndüm bakıyorum. Gözümü ayırmıyorum. Gençler bu bilgilere, tam da ihtiyacı olduğu bu bilgilere ulaşamayacaklar. Bu konuya gözümü diktim ve bunu hesaba katıyorum. Ve ben bunu kökten kabul ettiğim için bugün bunu yapabiliyorum. Ama ben kabulle zıtlaşırsam bugün burada bunu yapamayacaktım. Peki beni zıtlaştıran benle alakalı bir şey mi? Değil hocam. Dil kaymış. Rüzgar demiştim ya, koluma çarpıyor diye benim rüzgarım değil. Kabuldeki bu anlam kayması benim aklıma çarpıyor diye bu anlam kayması da sadece bana ait bir şey değil. Dolayısıyla sorun suda. Ve tahtaya şöyle bir şey yazdı hoca. İşte x artı 3 işte bunun karesi bir şeyler gidiyor. Matematik korkusu olan bir kişi gözlerini kapatacak, kulağını kapatacak, tahtaya bakmamaya başlayacak ve bağırmaya başlayacak. 3 doğru değil. 7 doğru değil. 1856 artık kaç kere bağırdıysa bu doğru değil. Bir karanlıkta ve uğultunun içerisinde bağırmaya başlayacak. Bir an önce bu sayıyı ben doğru cevabı bulayım ve şundan kurtulayım diye. Ama soruyla biraz kalabilse belki kişi şunu görecek. İfadesini tahtaya Ali yazdı. Cümlenin öznesini bulun. Hadi bakalım. Daha soruyla kabul etmediğimiz zaman soruyu hiçbir şekilde dinlemeden tamamen temasımızı kaybettiğimizde hiçbir şeye cevap verememeye başlayacağız. Karşılaştığımız asıl sorun bu. Ve burada sorunumuz değil. Şu değil yani. Burada sorunumuz bizim sorunu çözme stratejimiz. Sorunumuz, çözümümüz dedikleri şey bu. İlk başta duyduğunda insana tuhaf geliyor. O yüzden davranışçılar şey der, sorununuz üzerinize çalışmayalım. Biz sizin çözüm yöntemleriniz üzerinize çalışalım. Siz çünkü çözüm yöntemleriniz için bugün buradasınız. Bu sorunun nedeniyle değil. Ve dolayısıyla buradaki işte bu kabulle ilgili kayma bizi buraya getirmiş oluyor. Kontrol kelimesine bakacak olursak, hani bizde Arapçadan, Farsçadan çok kelime var. Ama kontrol dediğimiz kelime Fransızcadan geliyor. Ve işte Ortaçağ Latincesine baktığımız zaman kontra ve rotulus. İki kelimenin birleşiminden geliyor. Kontra dediğimiz şey karşı, against. Rotulus dediğimiz şey roll yani rulo. Hani bu padişah fermanları olur ya, rulo. Yani o ruloya karşı bir rulo koyuyoruz, iki ruloyu birbirine bakıyoruz. Buna kontrol diyoruz. Kontrol rotulus. Dolayısıyla benim elimde doğru bir tane rulo olmalı ki ben onunla bakabilmeliyim bir sürü şeye. Türkçede de kontrolün karşılığında denetim diyebiliriz. O da denek kökünden geliyor. O da kıyaslamakla alakalı bir şey. Dolayısıyla tam Türkçe, yani günümüz Türkçesinde de şöyle bir şey o. Bir işin doğru yapılıp yapılmadığını incelemek. Dolayısıyla ben şu kollarımı böyle hareket ettiriyorum diye
Benim kontrolüm var mı davranışlarım üzerinde? Yok, hareket ettirebiliyorum. Dolayısıyla doğruluk ölçütüne ihtiyacım var. Kabule değinmişken kontroldeki bu noktayı söyledim. Çünkü değerlere doğru gideceğiz ya. Değerler doğruluk ölçütü. Kendi değerlerimizi biz belirlemezsek, değerlerimiz net olmazsa azami, yani en üst düzey kontrol seviyesine ulaşamayacağız. Burada şunu bilsek yeterli. Kabulü konuştuk. Sonra kontrole gelince değerler konusunun kapısını çaldık. Sonra geri döneceğiz buraya. Ama çoğu zaman hani şöyle bir sıkıntı olmaya başlıyor. Kontrolü de tam olarak bilmiyoruz. Kabulü de çok iyi bilmiyoruz. Ve bunlar birbirine karışmaya başlıyor. 5 dakikalık uygulamaları yaptınız mı geçen hafta? Nasıl konuştum otomatik pilot? Konuşacak, onun konuşmaması değil başarılı olacak olan şey. Demiştim metaforları konuşacağız ve arada bazı uygulamalar olacak. Ve bu uygulamalara ihtiyacımız var. Neden ihtiyacımız olduğuna değineceğiz demiştim. Ve geçen hafta limon kelimesinin, limonun gerçek limonun yerine geçmesini konuşmuştuk. Bu hafta son bir vuruşu yapacağız. Neden bu uygulamaları, sözel olmayan uygulamaları yapmamız gerektiğini de konuşmuş olacağız. Ve kontrol kabulle ilgili önemli bir noktaya değineceğiz. Abraham Flaxner'ın Faydasız Bilginin Faydası makalesini Türkçe'ye çevirmişler. Bunun orijinaline internetten ulaşabilirsiniz. The Usefulness of the Useless Knowledge diye orijinali yazılmış. Princeton Üniversitesi'nde ileri araştırmalar enstitüsünü kuruyorlar. Orada Albert Einstein, Kurt Gödel, Alan Turing ve bir sürü dev çalışıyor. Ve şunu tespit etmişler. Biz bir şeyi çözemiyorsak, takıldıysak, çözüm faydasız olduğunu düşündüğümüz bir yerden gelecek. Karenin dışında. Faydasız bilginin faydası. Ve çok işe yaramış. Çok büyük patlamalar olmuş orada bilimsel. Şimdi size günün faydasız bilgisini anlatacağım izin verirseniz. Minik bir Türkçe dersi. Bu bizi yapacağımız alıştırmaya hazırlayacak. Türkçe'de eylemler. Burada hocalarımız da var. Ufak bir tekrar olsun. Eylemler birden fazla kişinin ortak dünyada gözlediği ya da tek bir kişinin kendi özel dünyasında gözlediği deneyimler diye tanımlanabilir. Ve eylemleri ikiye ayırabiliriz. Geçişli eylemler ve geçişsiz eylemler. Ve bu bilgi bizi bir noktaya götürecek. Çünkü koluma kaynar su döküldü diye ben bunun fiziksel etkilerini, biyolojik etkilerini bilmiyorum diye benim kolum yanmaz mı? Yanar. Dilde de ben eylemleri geçişli geçişsiz ayıramıyorsam ya da cümleyi öğelerini ayıramıyorsam dilden etkilenmez miyim? Etkilenirim. Çünkü dil çevresel bir değişken. Şimdi bu geçişli eylemlerin özelliği şu. Hızlı hızlı geçeceğim. Özneden nesneye geçen eylemler. Özneden nesneye geçiveriyor. Murat kırdı dediğim zaman hiç Türkçe dersine gerek yok. Çat otomatik pilot sorar. Neyi? Şeyi kırmış olması lazım. Tabağı. Ali yıkadı. Neyi? Çamaşırı. Bir şeyi yıkamış olması lazım. Dolayısıyla bu geçişli bir eylem. Nesneye geçiyor ve muhtemelen kontrol edilebilir bir eylem. İkinci grup geçişsiz eylemler ve bunlar da ikiye ayrılıyorlar. Durum bildirenler ve oluş bildirenler. Durum bildirenler bir durumdan bir duruma geçişi bize anlatıyorlar. Ali sınıftan çıktı dediğim zaman, Ali sınıftan çıkıyor, sınıfa bir şey yapmıyor. Uzay zamanda onun bir durumdan bir duruma geçişini ben gözlemiş oluyorum. İkinci grup, en önemli grup, oluş bildiren eylemler. Feyza Ip Çilingirleri okur musunuz? Bilmiyorum ama tavsiye ederim. Ben çok seviyorum. Kendisi hani Türkçe üzerine davranışla ilgili bir bakış açısı geliştireceksek onun annelerinden biri olabilir. Feyza Ip Çilingirler. Türkçe dil bilgisi öğretme kitabı var. Yani nasıl öğretirsiniz dil bilgisini diye öğretiyor. Çok faydalandığım bir eser benim. Bu noktayı da Feyza Hanım'ın kitabını okurken yakaladım. Oluş bildiren eylemler var hocam. Bunlar çok tuhaf eylemler Türkçe'de. Bunlar bir oluş bildiriyorlar. Özne gibi görünen şeyler var ama özne değiller. Böyle nesne gibiler ama özne değiller. Öznesi yok. Eylemin öznesi yok.
Türkçe'de bunlar var diyor. Mesela aklım karıştı. Öznesi aklım mı? Değil. Karnım acıktı. Karnım diyor mu ben bir acıkayım diye. Yaram kabuk bağladı. Akşamları bağlıyor mu böyle? Yok. Karnım acıktı. Bir mekan, orada bir şeyler oluyor. Dolayısıyla diyor ki Türkçe'de bazı eylemler vardır ki bunun öznesi yok. Mesela düşünce kelimesi İsmet Zeki Eyüboğlu'nun etimolojik sözlüğüne göre düşmekten geliyor. Aklıma bir şeyler düşüyor. Nereden düşüyor? Kim düşürüyor? Bilmiyorum. Ve öznesi olmadığım bir eylemi ben kontrol edemem. Diyorlar ya duygu ve düşünceler kontrol edilebilir. Bu dille bir inatlaşma. Ve bunu kontrol etmeye çalışırsam ben gereksiz bir ızdırap yaşayacağım. Ama yaram kabuk bağlıyor ya. Nasıl bağlıyor? Bilmiyorum. Bir şekilde çok iyi kabuk bağlarım ben. Siz de bağlar mısınız? Buna kendiliğindenlik diyoruz. Bu eylemler kendiliğinden oluyorlar. Tıpkı düşüncelerin düşmesi gibi. Şimdi ufak bir alıştırma yapacağız ama bana yardımcı olabilecek olan biri olabilir mi? Birlikte ufak bir oyun oynayacağız. Bir gönüllü var mı? Buyurun. Tabii tabii buyurun. Ben şurayı hemen ayarlayacağım. Hop. Hop, şöyle. Ben hemen şeyle alıştırmayla ilgili bilgilendireyim herkesi. Şimdi burada ufak bir alıştırma yapacağız. Tamam. Bu alıştırmada biz ikimiz karşı taraflar değiliz hocam. Tamam. Alınmaca darılmaca yok. Tamam. Yani rakip değiliz. Tamam. Yani ben sizi hedefleyerek bir şey yapmıyorum. Oyun oynayacağız sadece. Eğleneceğiz. Umarım siz kazanırsınız. Yani sizi kazanmanız için elimden geleni yapacağım. Çünkü bu insanlık için çok iyi bir şey olabilir. Ben sadece yani şey yapacağım. Bu arada istediğiniz gibi Pınar hocama kopya verebilirsiniz. Yardım edebilirsiniz. Çünkü inanmazsınız. Ben de yardım etmeye çalışacağım. Gerçekten yani hiç bir şekilde bu bir nereye şey değil. Yok yok güzel olacak ama. Şimdi alıştırmamıza başlayalım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Ben bazı söylediklerinizi tekrar tercüman gibi söyleyebilirim hani. Hem ses oraya gitsin hem de oraya gitsin diye. Tamam, tamam. Rahatsız olmayacağım. Tamam. Hocam size bir soru soracağım. Şimdi ben sağ elimle sol kulağıma dokunamıyorum. Dokundunuz. Öyle mi? Evet. Belki dokunmuşumdur. Bir daha yapabilirim belki. Siz dokunabiliyor musunuz? Sağ elinizle sol kulağınıza. Bir daha dokunur musunuz? Harika. Müthiş. Bunu kaç yıldır yapabiliyorsunuz? Bilmiyorum. Epey oldu galiba. Gayet ustasınız ama onu söyleyeyim. Yani. Çok iyi yapabiliyorsunuz. Ve ben inanılmaz heyecanlıyım şu anda. Çünkü belki ben de yapabilmeye başlarım. Sizden bir isteğim var. Bana bunu öğretebilir misiniz? Sağ elinizi kaldırıyorsunuz. Aha. Çapraz bir şekilde bu tarafa götürüyorsunuz. Kulağınız kaşınıyormuş gibi. Müthiş, sol. Müthiş. Gerçekten. Harika. Ve çok emin anlattınız kendinizden. Ve ben çok heyecanlıyım. Bugün bunu bitireceğiz, bu işi halledeceğiz. Tamam. Hadi başlayalım hocam. Ölüyorum. Başlayalım. Tamam. Buyurun öğretelim. Neyi öğreteyim? Yani sağ elimle sol kulağıma nasıl dokunacağım? Yardım edeyim mi? Yok yok hayır hayır. Oturduğum yerden. Sağ ve sol ellerinizi biliyor musunuz? Çok özür dilerim. Yani bu olabilir bir şey. Bu zaten terapide genelde yaşadığımız bir şey yani. Gelen kişi yardım istiyor sonra sen sağını solunu biliyor musun? Ne sen iyi misin kocuğum hayırdır falan yani. Yani bunu çok yapmamak lazım. Eksen 2'den kişilik bozukluğunu takarlar böyle. Siz narsist misiniz yani falan gibi. Yok yok ben gayet samimiyetle buradayım ve bunu öğrenmek kesinlikle istiyorum. Benim üstüme gelmeyin ben size yardımcı oluyorum tamam. Tamam. Sağ ve sol elinizi biliyor musunuz? Biliyorum. Evet biliyorum. Hareket ettirelim. Tamam. Hangisinden başlamak istersiniz? Siz hangisinden? Ben sağdan sola dokunmak istiyorum. Onu yaparsak ben memnun tamam, olurum. Tamam yoksa sağdan başlayalım. Tamam başlayalım. Sağ kaldıralım. Tamam. Yavaş yavaş kaldırın sağ elinizi. Hı hı.
Neden kaldırmıyorsunuz? Yok yok, yani kaldıracağım zaten, orayı anlatırsanız ben başlayacağım. Tamam, sayenizi yavaş yavaş kaldıracaksınız. Nasıl çekinmeden yukarı doğru. Tabii tabii. Kasların yardımıyla. Ben takip edemiyorum. Tamam, kasların yardımıyla kaldıracağım. Nasıl yapacağım? Dirsekten gelen bir hareket sanırım. Evet. İsteyeceksiniz. İsteyeceğim. Nasıl isteyeceğim? Bilmiyorum. Bir şekilde kafanıza gidiyor. Ben söyledim diye yapacaksınız. Tamam. Peki. Şu an söylüyorum. Yok yok. Denedim. Olmadı mı? Yani istiyorum. Tamam. İstiyorum. Kalk. Samimiyetle istiyorum. Kimi? Beni mi? Aşk olsun ama, aşk olsun. Otide de dayak yiyorsak bu artık yani son noktasına gelmişiz demektir. Size dokunabilir miyim? Hayır. Alıp böyle şak yapacak mısınız? Tamam işte. Çok teşekkür ya, ediyorum. Çekinmeyecek, bitti mi? Yok yok, isterseniz devam ederim. Çok zevk aldım. Teşekkür ederim. Yok çünkü bazen bıraktıramıyorum ben. Evet, mesela bir kere... Öğretene kadar uğraşmak İyi iyi, ben de az daha şey... Seminer 7 saat sürdü. Pınar Hoca Ali'nin elini buraya bağladı falan diye. Ya bazen insanlar hiç bırakmıyorlar. Genelde daha önceki gruplarda hep biyolojik bilimlerden bir gönüllü oluyordu. O da güzel oluyor. Ama bir kere psikoloji öğrencisi beni bırakmadı. Bireysel bir görüşmede. Hocam bir dakika, bir daha. En son şöyle bir şey dedi. Hocam düşünün ki beyniniz bir otopark. Ve nörotransmitterleriniz birer araba. Ben de hani ya sabır diyerek dinliyorum. Buyurun hocam dedim. Arabaları gönderin oraya dedim. Hocam bu batıl inanç, tamam mı? Bu böyle bir şey yani. Ben o an diyemedim ki çünkü o kadar inatlaşmış. Hani arabayı nasıl çalıştıracağım? İtelim mi arkadan? Bu çaresizlik işte hocam. Çaresiz hissettiniz mi az evvel? İşte orada şunu söyleyeyim hocam. Çaresiz olan siz değilsiniz. Hani çaresizsiniz falan gibi değil. Çaresiz olan siz değilsiniz. Orada sıkışan şey dil, kelimeler, kendim, o zamir. Hani kendim diye bir şey var ya, gerçek bir Ali olmasına gerek var mı artık? Yok. Kendim dediğim dönüşlülük zamiri benim yerime geçiyor. Öyle bir geçiyor ki bir de gerçek benlik olarak geçiyor. Yıllarca terapide onu arıyorum ben. Gerçek ben nasıl bir şey acaba? Bulaşığı ben yıkıyorum. İşe ben gidiyorum. Kızımla ben sabahlıyorum. Ama sonra gerçek ben değilim ben. Hani paşam çıksa onu ben bulabilsem, bulaşıkları sen yıkıyorsun diyeceğim. Ve burada sıkışan şey dilin kendisi hocam. Dil anlatamıyor. Tamam mı öyle abi, durma. Ha? Yok, gömmedik şu anda. Hayır, dil işe yaradığı belli noktalar var hocam. Bir de işe yaramadığı noktalar var. Bazı eylemler var ki tarif edilemez. Tarif edilemeyen eylemler vardır. Eğer ben şu anda kulağıma dokunmayı anlatamıyorsam, varsa eğer şemaları değiştirmeyi nasıl anlatacağım? Varsa eğer düşünceleri değiştirmeyi nasıl anlatacağım? Şefkatle sarılmayı nasıl anlatacağım? Eğer sadece dilde kalırsak, dil benim çok önemli bir becerim. Ama ben kelimelerden oluşan bir varlık değilim. Ben dilden büyüğüm. Ben düşüncelerden büyüğüm. Sum ergo cogito dediğim şey bu. Varım, öyleyse düşünüyorum. Düşünüyorum ama. Bazen düşünüyorum, bazen düşünmüyorum. Düşünmesem de ben varım. Anlatamasam da ben yapıyorum. Ben kelimelerden büyüğüm. Ama eğer düşünüyorum, öyleyse varım diye düşünüyorsam, cogito ergo sum, terapide diyeceğim ki ya tam olarak nasıl yapılıyor? Bana bir anlatın, bana bir anlatın. Bunu anlattırana kadar yıllar geçebilir hocam. Bana diyecek ki öğrenci, sunum için nasıl çıkabiliyoruz sahneye, hani sunum yapacağız? Şöyle. Nasıl sunum yapıyoruz? Böyle. Bu çok sinir bozucu görünüyor ama diğeri bir çıkmaz sokak hocam. Dolayısıyla kelimelerle tarif edemeyeceğimiz eylemlerde biz toslamaya başlıyoruz. Orada dil bizim için bir çıkmaza dönüşmeye başlıyor. Ve değişim dediğimiz şey de kelimelerle çok anlatabileceğimiz bir şey değil. Değişimin kendisi bir oluş eylemi. Kimi zaman.
Kimi zaman ben davranışlarımı değiştiriyorum, geçişli eylem. Ama şurada bakın, elimi hareket ettirmem benim kontrolümde olan bir eylem değil mi? Geldi, dayandı bir oluş eylemine. Onu tarif edemez oldum. Dolayısıyla Kurt Gödel'in dediği bir şeye geliyoruz. Hani dili gömdünüz diyorsunuz ya. Bu hocam 20. yüzyılın başında Hilbertçilerin çarptığı Kurt Gödel duvarı. Eksiklik teoremi. Diyor ki her şeyi bilemeyiz. Sistem tutarlıysa eksiktir diyor. Matematikçiler bu duvara çarptı. Şimdi psikoloji çarpacak. Öyle görünüyor. Ben bunu böyle olacak, ben çarptırıyorum demiyorum. Olanı gözlüyorum ve anlatıyorum. Dolayısıyla o duvara çarpmaya devam edebilir insanlar ama o değişim anlatılamayacak. Şunu şöyle bir kenara not edebilirim. Değişim pek çok zaman oluş eylemleriyle gelecek ve edatlarla gelecek hocam. Hani ya yaptıracağız dediniz ya, elinizi tutalım mı? İşte o aradaki o alıştırmalar var ya, burnunuz kaşınacak ama kaşımayacaksınız. Bunu ben kelimelerle anlatamam. Ama işte bu edatlarla gibi. Şöyle olacak, şöyle gibi olacak ama böyle yapın. Değişim o metaforlarla ve o sözel olmayan uygulamalarla gelecek. Onun için tavsiye ederim. Aradaki o alıştırmaları yapın. Çünkü o değişimi getirecek oluş eylemlerini biz kelimelerle tarif edemeyeceğiz. Ama orada yakaladığım metaforla onu öğretmeye çalışacağım. Bazen öğrenciler şey diyorlardı, hani mühendislik bölümlerinden birkaç öğrencimiz demişti. Hocam bu Wittgenstein mı? Abi bilmiyorum dedim. Sonra biraz araştırdım, okumaya başladım. Ama insanın çok vakti olmuyor. Ama Wittgenstein'in kendi klasik kitabının sonunda çok güzel bir ifadesi var. Hem orada hem de ön sözde olması lazım. Söylenebilir ne varsa açık söylenebilir. Üzerine konuşulmayan konusunda susmalı. Susabilmeyi öğreneceğiz belki işte. Dil konuşacak ama biz susacağız. Nasıl sarılıyorsun diye soracaklar. Böyle sarılıyorum işte. Dolayısıyla davranışçıların önerdiği şey buna honest ignorance diyorlar. Dürüst cehalet. Çünkü başka psikoloji perspektifleri her şeyi bilebileceğimizi iddia edebilir. Ama davranışçılar diyor ki her şeyi bilemeyiz. Sahte bir bilgeliktense dürüst bir cehaletle yaşayalım. Aman ne harika diyebilirsiniz. Ama böyle. Dolayısıyla maksimum kontrol hem değerlerle hem de kabulle birlikte gelecek. Kabul kontrol iki şişe. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi tuhaf bir şey isteyeceğim sizden. Lütfen sağ elinizle sol kulağınıza bir dokunabilir misiniz? Lütfen. Ne kadar usta olduğunuzu görün. Ne kadar usta ustaca yaptığınızı görün. Bakın şimdi bir şey yapacağım. Ağzınız açık kalacak. Bak 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 bak. Oo. Yani inanılmaz bir ustalık. Ama kelimelerle anlatamıyorum. Çünkü benim sözel davranışsal repertuarım sözel repertuarımdan daha büyük. Buna da davranışçılar şöyle bir şey diyorlar. Behavioral epistemology includes nonverbal behaviors diyor. Dolayısıyla hani bunu hazmedebilmek belki. Sözle anlatamayacağım ama yaşayacağım. Çünkü ben sözlerden oluşmuyorum sadece. Peki hocam, biz mesafelemeye baktık, ayna gönülle başladık ve kabulü konuşacağız. Konuşuyoruz. Bugün sadakate bir giriş yapacağız demiştik ya. Ben bunu anlatamıyorsam sadakati nasıl anlatacağım? Sadakat, kontrol ve kabulü etkili bir şekilde kullanacağımız bir beceri ve ayna gönüldeki yönergemizi güçlendirecek bu. Hepsi birbiriyle bağlantılı beceriler bunlar. Ve sadakat tarif edilebilir bir eylem değil. Sadakat kelimesini hiç sözlükten baktınız mı? Niye bakacaksınız ki? Bakmamışsınızdır. Gerçekten bakılmaz. Ama orada da zaten bizi koşulluyorlar. Sadakatle ilgili bir tanımımız olmaya başlıyor. Genç bir oyuncu yıllar önce bir röportaj vermişti. Röportajın manşeti aklımda ve çünkü çok klişe bir şey. Şöyle diyordu. Aldatmak beyinde başlar. Bu bir tanımlama hocam. Ve bu şekilde tanımladığım an bitti. Artık aldatmak, sadakat bunların hepsi benim için birer oluş eylemi. Bütün kontrolümü kaybettim ben. Ve bu bakış açısında sadık olmak isteyen insanlara başarılar dilemekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama bizim bunu tekrar tanımlamamız lazım. Çünkü buradaki karış bizim anda olma çalışmalarımızı bozabilir.
Biz niye ayna gönül yapıyoruz? Daha önce de demiştim hani meditasyon yaptım, hücreler tekrar yenilenmeye başladı. 25 yaş gençleştim. Ben böyle şeylere inanmıyorum. Davranışçılar anda olmayı şunun için kullanıyorlar hocam. Skinner Box diye bir şey var, deney kutusu. Güvercini içine koyarsınız ve güvercini koşullamaya başlarsınız. Davranışçıların ilk hedefi güvercinin kutuya dikkatini çekmektir. Eğer güvercin kutuyla ilgilenmiyorsa, ışıklarla doldursanız o kutuyu, güvercine hiçbir şey öğretemezsiniz. Davranışçılara göre bu dünya, bu evren kocaman bir Skinner kutusu. Bir deney kutusu. Eğer hayattan bir şey öğreneceksek, tıpkı güvercin gibi bizim çevreye temas etmemiz ve odaklanmamız gerekiyor. Bu çalışmayı biz bunun için kullanıyoruz. Ve bu odaklanmayı nasıl yapacağız? Bana bir meslektaşım şöyle bir şey demişti. Ya sen meditasyon işini iyi yaptın, başardın, ben yapamadım demişti. Ben bayağı merak ettim. Hani niye yapamadı? Çünkü bu başarı odaklı bir şey değil hocam. Yani meditasyonu başaramamak diye bir şey olmamalı. Kesinlikle ya yönergeyi yanlış anlamış ya da ona yanlış verilmiş. Dedim ki neden başaramadım? Çünkü ben düşüncelerimi sıfırlayamadım dedi. Böyle bir şey hedeflemiyoruz hocam. Düşünceleri sıfırlamak için ölmemiz lazım. İnsan düşünür, aklına düşer. Burada kaybetmiş arkadaşım işte. Olay kopmuş gitmiş. Düşünceleri sıfırlamak gibi bir hedefimiz yok. 1000 kere de dikkatimiz dağılsa 1001. kez geri dönüyoruz ya. Biz geri dönmeye çalışıyoruz. Bu sadakat. Ve kaptan ustalaştı diye deniz durulmuyor hocam. Hiç alınganlık yapmayın yani. Yıllardır kaptanım hala dalgalanma. Demememiz gerekiyor. Şurada çok takıldığını gördüm insanların. Dikkati toplamak. Dikkatimi dağıtmak. Bu dediğim şeyler size tuhaf gelebilir. Eğitim kendini içeriden koruyacak çünkü çok temel şeyleri sorguluyoruz. Ya bunu da mı sorgulayacağız? Evet, onu demiştim ya, değişim hadi canım dedirterek gelecek. Öyle gelecek. Şu, hani çocuk muyum ben diyeceksiniz. Tabii ki çocukken öğrendik dili. Bu çocukluğa iniş değil. Bu dili yakalamak. Beni nerede yakaladıysa orada yakalamaya çalışıyorum. Dikkatimi toplamak ve dikkatimi dağıtmak birbirine zıt şeyler gibi görünebilir. Toplamak ve dağıtmak. Ve ben bunu tekrar olumsuzlarsam, dikkatimi dağıtmamak ve dikkatimi toplamak aynı şeyler mi? İşte benim o meslektaşımın düştüğü tuzak bu. Ve pek çok insanın düştüğü tuzak bu. Aynı yere düşüyorlar. Neden? Rüzgar bu hocam. Çarpıyor aynı şekilde bize. Bu ikisi aynı şey değil. Şu örnekle onu anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki ders çalışıyorsunuz, odadasınız ve bir tane sivrisinek başladı uçmaya. Dikkatiniz dağılır mı? Dağılır. Vallahi sivrisinek beni dağıtıyor. Ya da komşunuz başladı matkapla delmeye duvarı. Dolayısıyla bu dikkatimin dağılmasında bir sivrisinek bile benim bütün dikkatimi dağıtabiliyor. Burada bu kadar güçsüzüm hocam ben. Ve ben bunu kabul ediyorum. Tamam. Bu benim insani sınırlılığım. Bir gün İstanbul'dayız. Fulya taraflarındayım. Ali Sami Yen stadı henüz yıkılmamış. Maç var. İnanılmaz kıyamet kopuyor Ali Sami Yen'de. On binlerce insan bağırıyor. Ve benim rapor yetiştirmem gerekiyor. Ve dikkatimi bir sivrisinek dağıtıyorsa on binlerce insan zıplayarak bayağı bir dağıtabiliyor. Ama dikkatim dağıldığında dikkatimi geri topluyorum hocam. 45 dakikalık raporu belki 90 dakikada yazdım ama yazdım. Dolayısıyla bir sivrisinek beni dağıtıyor ama on binlerce insana rağmen ben dikkatimi geri toplayabiliyorum. Bu da benim gücüm hocam. Bu ikisi çok farklı eylemler. Dikkatimi toplamak bir geçişli eylem. Ve benim kontrolümde. Dikkatim dağıldı, aklım karıştı gibi. Ben öznesi değilim o eylemi. Başkası gelip dağıtıyor. Ya da başka bir şey. Bilmediğim bir şey. Ve hatlar karıştı dediğim şey şu.
İnsanlar dikkatleri dağılmasın diye yaparsa meditasyonu, kontrol edemeyecekleri şeye bütün enerjilerini harcıyorlar ve sonra diyorlar ki ben yapamadım bunu. Hatlar karışmış. Gücünü kontrol edemeyeceği bir şeye harcayıp kontrol edebileceği şeyde pes ediyor. Bunu pek çok şeyde yaşıyoruz hocam. Bu uygulamayı yaparken bu ikisini birbirinden ayırmanın önemine bakın. Onun için dikkatiniz 1000 kere dağılırsa bu sizle alakalı bir şey değil. Siz öznesi değilsiniz onun. Ben size şunu soracağım. Geri dönebildin mi? Çünkü geri dönebiliyorsanız bu beceriyi kullanıyorsunuz demektir. Dolayısıyla sadakati biz şöyle tanımlayalım. Bu bir yolsa hocam ve ben bu yolda gidiyorsam sadakat iki parçadan oluşuyor. Yoldan çıktığını fark etmek ve yola geri dönmek. Ve bizim burada çalışacağımız şey yoldan çıkma isteğini ya da yoldan çıkmışsak eğer bunu en hızlı şekilde fark edip yola hızlı bir şekilde geri dönebilmek. Çünkü pişman olmak da tarif edilebilir bir eylem değil. Otomatik pilotların ya da kelimenin anlayabileceği bir şey değil. Onu insan yapıyor. Biz otomatik pilottan daha büyük bir şeyiz. Şu geri dönüşü çalışacağız hocam. Yoldan hiç çıkmamak değil bizim olayımız. Geri dönebilmek. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yoldan hiç çıkmamış bir insana yoldan hiç çıkmadı deriz. Ama bir insan o yoldan çıkıp o yola sürekli geri dönüyorsa, çabalıyorsa, ben derim ki bu insan bu yola sadık. Dolayısıyla şu da geliyor işte tek şişe. Yoldan çıkma isteği ya da yoldan çıkmak benim sadakatimi yok eden bir şey değil. Aksine görünür kılan bir şey. Dolayısıyla ben bir şeye hedefliyorsam ve andan kayboluyorsam ben başarısız değilim. Ben ana geri dönmeye çalışıyorum. Ben bu anın, şimdi ve buradanın sadığıyım. Ona sadakatimi gösteriyorum. Ve sadakatle ilgili baktığımızda o da kelime kökü olarak Arapçadan geliyor. Sidk, sadaka. Doğru olmakla alakalı bir şey. Tasdik, onaylamakla alakalı bir şey. Biz yine burada çalışalım. Anda olmaya sadık olacağız. Ama yine değerler konusunun kapısını çalacak sadakat. Çünkü bizim kendi doğruluk ölçütümüz varsa, yoksa bize bir doğruluk ölçütünü yapıştırırlar hocam. O doğruluk ölçütü de iyi hissetme toplumunda iyi hissetmek. Onun için ben ders çalışmaya başlayınca kötü hissediyorsam çalıştığım şeyi bırakıyorum ve kendi doğruluk ölçütüme sadık olup gidip bir bölüm Hawaii Meteor Mother seyrediyorum. Çünkü bana onu yutturmuşlar. Benim doğruluk ölçütüm iyi hissetmek olmuş. Ve bu sadakatle ilgili, beceriyle ilgili şunu söyleyebilirim hocam. Ben bunu bir sadakat becerisine müzik kulağını geliştirmeye benzetiyorum. Bu bir beceri. Bu geliştirebileceğimiz bir şey. Ve yavaş yavaş geliştireceğimiz bir şey. Hani hafif halterle hata yapın hocam. 500 gramlık halterle hata yapın. Çünkü barakada bazen giderseniz görürsünüz. Orada 5 kiloluk dumbbellla şöyle çalışan insanlar oluyor. Ve bu kişiler biceps çalışmıyorlar. Bellerini sakatlamaya çalışıyorlar. Hareketi önce doğru yapmak lazım. Onun için ufak ufak şeylerle başlayacağız. Ve müzik kulağını geliştirmek gibi olacak. Ben gitar çalmaya ilk başladığım zaman gitarın akordu kayacak diye çok korkuyordum. Çünkü akord etmek benim için ölümdü. İşte bizim bu yaptığımız ayna gönül çalışmaları var ya, 5 dakika sonra 10 dakika yapacağız. Bunlar gitarı şu şekilde akord etmek gibi bir şey. Bunu yaptıkça ustalaştığında bir insan, konserlerde görürsünüz, gitarist akordun kaydını anlar. Sonra iki şarkı arasında hızlıca akord eder. Onu bu kadar hızlı yapabilmesinin sebebi bu çalışmayı yapmış olması. Yani gün içinde biz dikkatimiz dağılmaya başladığında bir saniye ben bir 10 dakika ayna gönül yapayım demeyeceğiz. Bir dakika içerisinde kendimizi tekrar belki ana geri getireceğiz. Hızlı bir şekilde. Ama bu uygulamayı yaptıkça, ustalaştıkça yapabileceğiz biz bunu. Ve bu hakikaten müzik kulağına benzeyen bir şey. Ve bizim amacımız andan hiç çıkmamak değil. Ana geri gelmek. Bir enstrüman çalıyorsanız çalarken onun akordu kayar. Bu işin doğası. Eğer gitarın akordu kaymasın diye onu bir yere koyarsanız, 10 sene sonra o gitarı elinize alırsanız, bakarsınız ki o gitarın akordu yine kaymıştır hocam. Dolayısıyla çalsak da kayacak, çalmasak da kayacak. Neyzen Tevfik'in atfedilen bir benzetme var. Hayat der, kırık bardakta bir su gibidir. İçsen de bitecek, içmesen de bitecek. Dolayısıyla çaldığımız enstrümanın akordu kayar, yaşayan insan andan çıkar. Çok yaşayın. Bu bir sorun değil, andan çıkıyor olmamız.
Hatta demiştim size. İlk yaptıklarında 5 dakika sonra şey diyor insanlar. Hiç dikkatim dağılmadı. Yo, muhtemelen dağılmıştır. Uyumuşsunuz siz. Biz uyandırdık. Ve yaptıkça dikkatinizin daha çok dağıldığını fark ederseniz, dikkatinizin dağıldığını fark etmeye başlamış olduğunuz içindir o muhtemelen. Şimdi uygulamamızı yapalım. Hemen ben şu saatimi bir ayarlayayım. Bugün 10 dakika yapacağız. Diyeceksiniz ki 10 dakika çok uzun. Olsun, öyle olsun. 5 dakika da çok kısa. İçerideki otomatik pilot sıkılsın. Hadi. Çünkü 5 dakikada sıkılmayabilir. 10 dakikada cidden sıkılmaya başlayacak yani. Gerçekten 10 dakika mı? Bunu gerçekten yapıyor muyuz? 10 dakika yapacağız. Ama onu başlamadan önce iki tane şey söyleyeceğim. Bu sadakatte yoldan çıkma isteğini sizde tetikleyecek bir alıştırma önereceğim. Bu alıştırmayı yapan insanlar bana teşekkür ettiler sonra. Ben de bu alıştırmayı yaptığım için çok memnunum. Ben ilk davranışçılardan öğrendim ama Marina Abramovic de bunu yapıyordu. İşte konservatuvarda da yapılıyormuş. Ben bunu sevdiklerimle yapıyorum. Ama bazen danışanlarla, yani çok tanımadığım kişilerle yaptığım zaman daha tetikleyici oluyor. Ama sonra ben bunu ailemle yaptım. 5 dakika göz göze bakma alıştırması. Hiç yaptınız mı daha önce? Çok yaptım ödülü. Biz dedemle de yapardık. Dedem pilottu. İşte göz kırpmamak için yapardık onu. Bu alıştırmayı ben ilk, yani bir danışanımla yaptığım zaman oturduk. 5 dakika birbirimize bakacağız. Konuşmuyoruz. Daha 40. saniyede başladı benim kafamın içi konuşmaya. 5 dakika bakacağız mı? 5 dakika mı dedim? Allah kahretsin. Şu anda bakıyor. Çok saçma bir şey bu. O da saçma olduğunu düşünüyor mu acaba? Bunu içeride delirmişti. Yangın çıksa da bıraksak. 5 dakika doldu desem mi falan. Bitirmek için elimden geleni yaptım. Ama onunla birlikte kalabildim. Ama bunu sevdiklerinizle yaptığınız zaman bence bir taşla iki kuş vuruyorsunuz. Ben babamla ilk yaptığım zaman alıştırma bittikten sonra ağladım. Çok ağladım. Ve sonra sarıldık. Ya şunu keşfettim. Ya ben bu adamın yüzüne 5 dakika bakmamışım yani böyle. Çünkü sabahlara kadar konuşsak, telefonda konuşsak bu tamam. Ama konuşmadan birbirimize bakmak tuhaf. Bu kare hocam. Konuşmak zorunda değiliz ya. Ve birbirimize bakabiliriz yani. Bizim aramızdaki ilişki sadece kelimeler olmamalı. Bunu sonra eşimle yaptığımızda birbirimize 5 dakika bakıp daha sonra işte sofrayı hazırlamak ve yemek yemek konuşmadan. Tavsiye ederim. Hani seçmeli bir alıştırma olsun bu. Ama güzel bir alıştırma. Sadakatle ilgili bir tane daha şeyi söyleyeceğim. Bunu ben size yazarım. Bu seçmeli değil. Yapmanızı isterim. Diyelim yemekhaneye gideceksiniz. Hani hafif halterle başlayın dedim ya. Yani 5 dakikalık, 10 dakikalık bir yol seçin. Ben Yandex haritadan ya da Google haritadan şey seçiyorum. Bir rota seçiyorum. Hani şu yoldan gideceğim. Hani fiziğin önünden geçeceğim falan gibi. Eğer karşınızda hayati bir tehlike yoksa, bir köpek sürüsü sizi kovalayacak değilse, kesinlikle o yoldan gidiyorsunuz. Çünkü eğitim içeriden kendini koruyacak. Diyeceksiniz ki bir yol seçtiniz, tamam ben şimdi Devrim Stadı'nın oradan geçerim, oradan yemekhanenin oraya çıkarım. Ama eğitim içeriden koruyacak kendini, diyecek ki tamam ben alıştırmayı anladım. Zaten buradan gideyim, buradan gideyim dersen sadakat olacak, ben çarşı tarafından gideyim. Bırakın o konuşsun. Hani Miyagi sana dönüşeceğiz dedim ya yavaş yavaş. Size diyecekler ki hani aklına bir sürü düşünce geliyor, sen okumaya nasıl devam ediyorsun? Diyeceksiniz ki hani yemekhaneye gitmeden önce kendine bir rota çizersin. Ve içinden diğer yoldan gitmek gelir. Sen yine seçtiğin yolu takip edersin ya. İşte öyle. Allah seni bildiği gibi yapsın diyecekler size de. Ama bunun başka türlü öğrenmenin yolu yok hocam. Ve sadakati de burada kullanırken aynı şekilde kullanacağız. Ben nefesime odaklanıyorum. Aslında orada da aynı gönül çalışması yapacaksınız. Ben yemekhane yoluna odaklanıyorum. Yavaş yavaş zaten diş fırçalamaya geçeceğiz. O zaman diş fırçalamak nefesimiz olacak. Sonra eşimizi dinlemek, arkadaşımızı dinlemek. Bir tane danışanım da şöyle demişti. Derste hoca mı benim nefesim olacak? Öyle bir şey dedim. Müthiş bir şekilde transfer etmiş onu. Diyorlar ya uzakta o da hani anda olmak ne demek? Yemek yerken yemek yiyorum. Sohbet ederken sohbet ediyorum. Çay içerken çay içiyorum. Aman ne güzel.
Ama işte bu böyle. Bizde bir her şey kaymış durumda. O zaman başlayalım. Ben yönergeyi vereceğim. Kapı açılırsa siz bozmuyorsunuz. Ben kalkarım, bakarım. Kaçın diye de bağırırım gerekirse. Yönergeyi vereceğim. Ayaklarımız sabit. Ellerimiz dizlerimizde. Sırtımız dik, omzumuz serbest. Gözlerimiz kapalı. Diyafram nefesi alarak 10 dakikalık aynı gönül uygulamasına başladık. Bugün bu uygulamayı yaparken yönergeyi vereceğim ama şunu da söylemek isterim. Biz burada duygusal acıyla temas ediyoruz, fiziksel acıyla değil. Şu anda bir rahatsızlık yaşıyorum ben. Bir öksürük krizi gelebilir. Boğazımda bir yanma olabilir. Böyle bir durumda daha önce demiştim. Biz fiziksel acıyla temas etmeye çalışmıyoruz. Böyle bir fiziksel acıyla denk gelirseniz alıştırmayı kesin. Biz burada duygusal acıyla temas etmeye çalışıyoruz. Bu uygulamayı yaparken bir çiçeği koklar gibi burnunuzdan yavaşça nefes alın. Ve sonra bir mumu söndürür gibi ağzınızdan yavaşça nefes verin. Her nefes alışınızda karnınızın şişip genişlemesini ve her nefes verişinizde karnınızın geri çekilip küçülmesini gözleyin. Aldığınız her nefesle ve verdiğiniz her nefesle baştan sona birlikte olun. Bu uygulamayı yaparken dışarıdan gelen sesler, gürültüler, ısı değişiklikleri, kokular ya da her neyse, içinizdeki duygular, düşünceler, dürtüler, anılar, uyuşmalar ya da kaşıntılar dikkatinizi dağıtırsa, bunu fark ettiğinizde yavaşça ve sakince nefesinize geri dönün. Uygulamayı yaparken tıpkı dikkatimiz gibi başlangıçtaki oturma pozisyonumuz da dağılmış olabilir. Ellerimiz, ayaklarımız hareket etmiş, sırtımız kamburlaşmış olabilir. Eğer başlangıçtaki oturma pozisyonunuzun dağıldığını fark ederseniz, yavaşça ve sakince başlangıçtaki pozisyonunuza geri dönün. Bu uygulamayı yaparken dikkatimiz ya da başlangıçtaki oturma pozisyonumuz 1000 kere de dağılsa 1001. kez geri dönün. Çünkü şimdi tek işimiz bu.
Gözünüzü hemen açmak zorunda değilsiniz. Kendinize bir 10 saniye verebilirsiniz. Buralarım böyle kaşındı. İnanılmaz. Ve kafamın içinde bir manyakla oturdum yine. Bu olan bir şey yani. 10 saate mi kurdum, 10 dakikaya mı kurdum? 10 saate mi kurdum, 10 dakikaya mı kurdum? Bu olabilir bir şey. Ve bu ses 400 bin senedir benle bu bakış açısı muhtemelen. Dolayısıyla bu benim kabul edeceğim bir şey. Ben ama oturabiliyorum onunla. Denizin dalgalı olup olmaması benimle ilgili değil. Önümüzdeki hafta için vaktiniz olursa Oblivion'u tavsiye ederim. Çok işinize yarayacak. 10 dakikalık uygulamayı, ya 5 dakika diyorsanız 5 dakika yapın, hazır hissederseniz 10 dakikaya geçin. Ama 10 dakikayı tavsiye ederim. Ve sadakat alıştırmasını yapın. Kantine ya da yemekhaneye giderken. Benim sorum var, muhakkak sormam gerekiyor diyorsanız sorunuzu alabilirim. Var mı sorusu olan? Tamam. Peki. O zaman bu haftayı tamamlıyorum. Ayağınıza sağlık. Haftaya görüşmek üzere. Sağ olun.